Arkadaşlar bugün Samsung Galaxy Tab S nasıl sıfırlanır arkadaşlar, fabrikayla nasıl dönülür onu göstereceğim. Cihazımız Samsung Tab S dediğim gibi arkadaşlar, T800 modeli. Cihazımız bir açılsın. Samsung'un çok satan tabletlerinden bir tanesi. Versiyon 6.01'de bitmiş arkadaşlar. Ondan öteye güç önlemesi yok. Cihazımızı nasıl sıfırlayacağız arkadaşlar onu göstereceğim. Şimdi şöyle bir cihazımız açılsın. Evet, cihazımız açıldı arkadaşlar. Şimdi bu cihazı sıfırlamanın iki yöntemi var arkadaşlar. Bir tanesi kendi menüsü üzerinden sıfırlama, bir tanesi de arkadaşlar tuşlar yöntemiyle sıfırlama. İkisiyle de sıfırlayabilirsiniz ama şu bilginiz olsun. Cihazı sıfırlamadan önce arkadaşlar, cihazınızda varsa Google hesabı, onu silin, ondan sonra sıfırlayın. Onu nasıl sileceksiniz arkadaşlar? Ayarlar bölümüne geliyorsunuz. Ayarlar bölümünde şurada genel bölümünün altında hesaplar var bakın en üstte. Hesaplara giriyorsunuz. Burada Google hesabı varsa onu siliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şurada bakın yedekle ve sıfırla bölümünün altında fabrika ayarlarını sıfırla dediğiniz zaman, sıfırla dediğiniz mi cihazı sıfırlıyorsunuz. Ben tuşlar yöntemiyle de göstereceğim. Önce cihazımızı kapatıyoruz. Bakın şöyle kapat dedim. Kapat dedim. Kablomu da çıkartıyorum. Cihazımızı kapattım. Bakın şurada ses yükseltme, ses kısma, ses açma ve power tuşu var. Bir de burada home tuşu var arkadaşlar. Burada yapmamız gereken şey şu. Ses açma tuşuna basarken power tuşuna da basacağız. Ayrıca buna da basacağız arkadaşlar. Home tuşuna da basacağız. Şöyle bakın göstereyim ben size. Burada home tuşuna bastım, ses açmaya bastım ve power tuşuna basıyorum. Logo geldikten sonra power'dan elimi çekiyorum. Ses açma tuşu ve home tuşuna basmaya devam ediyorum. Bakın recovery menümüz geldi. Buradan arkadaşlar wipe data factor reset'i seçiyoruz önce. Şöyle aşağı doğru geliyorum. Bakın wipe data factor reset'i seçiyorum. Bu şekilde. Ona da yes diyorum. Evet, cihazımız sıfırlanıyor. İkinci olarak arkadaşlar wipe cache partition seçiyorum. Ona da yes dedim. Onu da sıfırladım. Ondan sonra arkadaşlar reboot system now diyerek cihazımızı tekrar kapatıp açıyorum. Şöyle şarj cihazı olduğu için ben kablosunu takıyorum. Cihazımız açılıyor. Sıfırlamamız bu kadar. Şimdi açılacak cihazımız arkadaşlar. Kurulumumuzu yapacağız. Ondan sonra işlemimiz tamamlıyor. Evet arkadaşlar, cihazımız açıldı. Şu an birkaç uygulama var. Onları yükleyecek. Evet, cihazımız açıldı. Buradan dili seçiyoruz arkadaşlar. Zaten dil Türkçe geldi. O yüzden devam ediyorum. Tabii burada evet dedim. Koşulları kabul ediyoruz. İleri dedim. Tekrar ileri diyorum. Geç dedim. Geç diyorum. Ve son dedim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi basit bir şekilde sıfırlamamızı yaptık. Cihazımız fabrika verilerine geri döndü. Siz de arkadaşlar gösterdiğim yöntemlerle cihazınızı sıfırlayabilirsiniz. Bir sorun olursa lütfen bana yorumlardan yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, destek olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin, iyi günler diliyorum.